Açık Açık Podcast'ime hoş geldin. Serena'yla beraber gene böyle güzel bir konuya gireceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Merhaba herkese. Aslında ben bugün böyle temel ikili ilişkilerdeki temellerimiz nedir? Yani biz birbirimizle nasıl bir ilişkiyi götürebiliriz girmek istiyorum. Senin için mesela bir ilişkide en önemli 5 şey nedir? Güven, kesinlikle. Saygı, yani cinsellik, iyi bir cinsel uyum. Bence çok önemli. Hatta en başa koyayım bunu yani. Sonra güven geliyor. Sonrasında birbirinle açık iletişim kurabilmek, açık iletişimde olabilmek ve aynı sayfada buluşabilmek. Yani onu biraz açar mısın? Aynı sayfa demek istediğin. Ne demek? Yani bakış açılarımızda farklılıklar olsa dahi bir noktalarda yine de aynı noktada birbirimizin gönlünü kırmadan birbirimizi idrak edebilmek, anlayabilmek yani. İlla böyle hani sen haklısın, ben haklısın kısmına takılıp kalmak değil. Hani birbirimizi anlayabilmek ve o anlayışla birlikte artık o saatten sonra uyuyorsa devam etmek ya da uymuyorsa ayrılmak. Neyse yani onun sonucu, ama orada yine o böyle yüksek, gürültülü bir şekilde değil de birbirimizi idrak ederek, anlayarak aynı noktada kalmak. Bence temel birinci şey sağlıklı iletişim. Evet. Cinselliğin önünde. Evet, doğru. Çünkü sen o sağlıklı iletişimi kuramazsan zaten sekse yatağa gidemiyoruz. Gidemez. Orada evet, bitiyor. Doğru. Peki bu sağlıklı iletişim ne demek aslında? Evet, çok önemli. Bir kere karşındakine alan tutup onu dinlemeyi bilmek. Yani empatik dinleme dediğimiz bir şey. Biz hiçbirimiz birbirimize aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ve aslında farklı duruşlarımızın kaliteleri de var. O da güzel bir şey. Yani aynı olsak bunun eğlencesi de olmayacak. Olmaz. Ama işte hay sen yanlışsın, öyle şey olur mu falanlarla aslında iletişimi koparıyorsun. Bitiyor. Bir iletişim olmuyor. Kişi karşındaki, yani sen bana bir şey anlatıyorsun. Ben buna aynı fikirde olmasam bile seni dinlemek ve evet ben seni duyuyorum. Söylediklerini duyuyorum. Bendeki karşılığı öyle değil ama saygım var. Bu o kadar rahatlatan bir şey ki. Çünkü aynı olmak zorunda değiliz. Evet, geldiğimiz aile, aldığımız, bugüne kadar aldığımız bu programlar bizim başka yerlerden bakmamıza sebep olabiliyor. Onun için hani bunda böyle şey olur mu lan, saçmalama falan filan dediğin anda zaten o iletişimin ilerlemesine imkan ihtimali yok. Okay? Bu birincisi. Bu dinleme olayı hakikaten işte şiddetsiz iletişimde ve empatik dinleme diye eğitimler var. Bunlar çok değerli. Dinleyebilirsin. Hiçbir yorum yapmadan. Olur mu öyle şey falan deyip bırak karşındaki anlatsın. Hem bu arada onu tanımayı da öğreniyorsun. Bu konuda böyle düşünüyormuş. Düşüncesini değiştiremezsin. Hiç kimseyi değiştiremez. Haddimize değil zaten. Herkes geldiği içerikle, yani bu bir şeyse, bir pasta hamuruysa herkesin hamuru farklı. Evet. Okay? Onu olduğu gibi kabul etmek. O çok önemli bence birincisi. İkincisi güven. Evet, bu güveni ancak iyi iletişim kurabiliyorsan zaten verebilirsin. O duruşunla. Değil mi? Güven her anlamda. Senin sınırlarını ve arzularını bilerek. Orada tabii ki geldik başka bir konuya. Sınırlara saygı, arzulara saygı göstermek. Ben diyorsam ki ya ben şu konu benim için tabu, ben kesinlikle buraya girmem dediğimde karşımdaki ona rağmen oraya doğru seni iktiriyorsa demek ki benim sınırlarıma hiçbir saygısı yok. Bu özellikle cinsellikte çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Bir sürü insan oral seks istemeyen var, anal seks istemeyen var, belli yerine dokunulmasını istemeyen var.
karanlıkta istiyor çünkü kendinden utanıyor. Mesela böyle bir yerde sen bile bile üstüne üstüne gidiyorsan yarın öbür gün benim daha hangi sınırlarımı aşacağını bilemezsin. Yani o böyle çok çok önemli ve bunları konuşmak. Benim bu sınırlarım var. Ha ilerliyorsun ilişkinin içerisinde. Hı-hı. Müthiş bir akıştasın. Belki o zaman bu sana ait o sınırını Hı-hı. birazcık geriye çekebilirsin. Belki de evet ben sana yeteri kadar güveniyorum. Ve okey ben yavaş yavaş açılabilirim. Ama sen baştan bunu hiç görmemezlikten geldiğinde orada bir büyük bir soru işareti var ve bu ilişkinin ilerlemesini engeller. Çünkü bu yarın öbür gün başka konularda, illa cinsellik olmak zorunda değil, başka bir konuda da senin sınırını aşacağının göstergesi. Aynen. Değil mi? Doğru. Arzular var. Bu arzularını ifade edebilme özgürlüğün olması lazım. Kesinlikle. Ben böyle böyle davranılmasını istiyorum ve görüyorsun ki davranılmıyor. 1, 3, 5... O zaman diyorsun ki, aa okey, yani biz güya açık iletişimdeyiz ama beni duymuyor. Evet. Bu arada bu bana araba al, bana bir Louis Vuitton çanta al falan değil. Şimdi bunları evet. çok duyuyoruz. Üçüncü haftadan sonra böyle hediyeler isteyenler. Çanta alanlar varmış. Yani şöyle, ikinci, üçüncü haftadan sonra, bu benim bir etiler tayfası arkadaş grubum var. Evet. Oradaki erkeklerin genel olarak konusu bu. Yani bir ilişkiye başlanmanın artık yüzük gibi diğer bir şeyi işte pahalı bir çanta almak. Ve bunu kadınlar talep ediyor. Yani İnanılmaz. Bana bir çanta alırsın herhalde falan gibi. İnanılmaz. Böyle bir erkekler de tıpış tıpış gidip o çantaları alıyor. Evet ama aslında orada temel çok ciddi sarsıda. Ben dördüncü haftada bir seyahat isteğini duydum. Hani seyahate gidelim. Evet, mesela evet. Tamam seyahatte birbirini daha iyi tanırsın ama bir dakika. Olabilir. Bir dakika yani dur. Burada kadın kendini aslında ilginç bir yere koyuyor, pozisyona koyuyor. Ve hani... bunları aldırırsan beni seviyor ya getirdiği halde kendini de bir mal gibi ortaya koymaca var. Aynen öyle. Yani bunu parayla yardım alınan kadınlardan ismini söylemiyorum ama bir farkı olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bu şekilde evinin kirasını ödeten var. İşte ne bileyim. Bana para yollar mısın diyen var. Aynen. İkinci, üçüncü günde zaten bir de böyle bir 3000 lira 4000 lira yollar mısın diye soranlar varmış. Ben de şunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi mesela böyle kadınlarla birçok erkek karşılaşıyor ve bunu yapıyorlar. Bunu gerçekten yapıyorlar. Bunu ne düşünceyle yaptıklarını da idrak edebiliyorum. Ama kısa yoldan sekse ulaşmak aslında yani diyebilir miyiz? Kısa yoldan sekse ulaşmak. Hem de ona o parayı verdiği zaman kendisini daha güçlü, kuvvetli, daha böyle bir işe yaramış hissediyor. Bir şeyler hani böyle bir şey hali egosu, var. Egosunu bombastik bir şekilde patlatıyor. Aynen, yere getiriyor falan. Anlıyorum. Ama bir de karşılarına hani hiç bunlarla işi olmayan, gerçekten onu tanımak isteyen, onun duygularıyla ilgilenen insanlar çıkıyor bizim gibi. Ama o zaman da böyle bir saçmalamaya başlıyorlar. Böyle bir ketum bir hal alıyorlar. Şaşırıyor. Normlarda değil çünkü bu anormal bir durum, anladın evet, mı? Hani ondan parasal bir beklentisi yok. Onunla sadece eğlenmek isteyen, onunla güzel vakit geçirmek isteyen birisiyle karşılaşınca da bir garipleşiyor mu yani? Hani sistem bozuluyor. Evet, error. Doğrusu bu ama evet. Şimdi doğrular karışmış durumda. Evet. Ve hakikaten her şey maddiyata dökülmüş durumda. Evet. Ama ilişki maddiyatla olmuyor. Evleniyorlar mesela ve beklentiler içerisinde mesela çocuk yapma var. Hemen çocuk, bu tipik Türk işi diyorum ben bunu. Evet. Çünkü bunu yurt dışında çok fazla görmüyoruz. Bunu da garantileyecek. Hele zengin birini bulduysa tamam benim sırtım yere gelmez. Halbuki mutsuzluğun dibine giriyorsun. Evet. Çünkü oradan sevgiyi besleyemiyorsun. Tam tersi sevgi köreliyor. Sen bir meta haline geliyorsun ve o ilişki de ilişkilikten çıkıyor tabii yani. Tabii. Belki de adam kendine bakıcı
aldı durumuna geliyorsun. Ay öyle sen onların da bakış açısı oraya varıyor bu arada. Erkekler düz mantık. Hani orada zaten o şeyi beklememek lazım. Hani, aa bu çok sevgisinden falan filan değil. Yani o diyor ki sen bunu yapıyorsun karşılığında ben de sana bunu veriyorum tabii, diye bakıyor. Tabii. O kadar düz bir line'ları var ki beyinlerinde. Ya bizimki gibi öyle aa çok seviyorum da ondan da bundan da kısmı değil. Yani bu para konusu işin içine girdiğinde erkek şöyle bir güven ve güce sahip oluyor. Ben istediğim zaman seni görürüm. Seni istemediğimde görmem. Mesela arkadaşlarıyla çıkar, başka kadınlarla çıkar. Ben sana bakıyorum, ben sen karışamazsın falana giriyor. Halbuki o işte saygı gidiyor orada. Birbirine olan o saygıyı kaybediyorsun. Saygı kaybolmuş bir ilişki zaten ilişkilikten çıkar. Orada bir de şu da oluyor. Erkek artık bir baba figürüne soyunuyor. Çünkü bakıcı bir hale geliyor ya kadına karşı. Evet, kadın da bir noktadan sonra işte o da bir o çocuk yani parayı kimden alıyorsa aslında onun himayesi altına girmiş oluyor. Yani hayatını devam ettirebilmesi için. Orada bir birey kayboluyor ortadan. Yani kadının bağımlılıklar oluşuyor. Ve kadının bireyselliği ortadan kaybolduktan sonra zaten artık o erkeğin uzundan başka bir şeye gidemezsin o hayatta. Tabii yani ki. Mecbursun bir yerde de kendi ekonomik özgürlüğünü, kendine ait bir dünyanın olmasını ve bunu kurgulamaya mecbursun. Tabii. Sağlıklı bir ilişki götürebilmek için buna ihtiyacın özün, var. Özünde kalabilmek. Şimdi bir şekilde bir atraksiyon, bir çekim gücü oluyor ya. Evet. Hani öyle tanışıyorsun bir şekilde, bir görüşüyorsun, hoşlanıyorsun, gülüşüyorsun vesaire. Bunlara izin verdiğinde oradaki o senin özgün halin yok oluyor. Evet. Ve tamam devam ettiriyorsun ve susuyorsun. Nasıl olsa ben böyle yaparım vesaire. Dönüştürmeyi de düşünüyor kadınların çoğu. Ya da erkek de düşünüyor bu kadını ben böyle bir hale getiririm. Bir süre sonra aslında kendini kafese sokuyorsun. İkisi de birbirini ayrı bir yerde kafese sokuyor. O ilişki de bir kafesin içinde. Üç tane kafeste böyle oturan iki tane tip oluyor. Onun yaşama süresi çok kısıtlı. Ya da hakikaten kurbanlığa giriyorsun ve oradan çıkış çok ağır. Ve duparlaması imkansız bir yere giriyorsun. Bana bir keresinde birisi, böyle benden hoşlandığını anladığım birisi şey demişti. Biraz uğraştı, sonra baktı ki olmayacak, vazgeçti. Sonrasında genel arkadaş olduk ve normal ilişkilerden bahsediyoruz, hayatındaki iletişimlerden. Bana dedi ki, ben dedi kolunu kanadını kırarım dedi kadının dedi. Siktirsin gitsin, aynen. Pardon. Ben dedi onu yapamayacağım kadını, aynen ben çok onu yapamayacağım kadını zaten almam hayatıma dedi. Yani dedi, hani... muhtaç bırakma hali, kendisine şey yapma ama o sonrasında çıkıp dışarılarda tek başına dolaşabilir, her şey yapabilir. Ama kadını öyle bir duygusal manipüle evde edecek. Oturacak. Aynen onu öyle bir manipüle edecek ki kendisi bağımlı hale getirecek. Ay, zaten beni kendisine öyle bağımlı hale getiremeyeceğini beni oraya... Çetin cebine çarpmış olacak işte. Onu fark edince zaten dedi ki bu olmaz. Hani bu yola gelecek. Bunu isteyen kadın da var. Tabii var. Orada çok yani buna bakmak lazım. Bunu istiyorsan eğer hakikaten orada çok yaralarım var. Belki baba konusu var, belki geldiğin aileyle bir sürü şey olabilir. Feda et, kurban. Kendi, ama oradan manipülasyon yapacaktır o kesin tabii, kurban. Tabii. Daha önceden bahsetmiştik bir podcast'te. Kurban olan manipülasyona çok müsait ve açık bir kişidir. Karşısındakini çok güzel manipüle eder ve işte ben yapamıyorum, işte ben yetersizim, işte bana bak falan. Onun da yükü var aslında. Evet. Böyle bir şeyin altına giren erkek de boğulacak aslında. Anladın tabii mı? Ki, bu da var. Ki, ya iki tarafta ki. Boğulmaya mahkum. Aynen. Bu toksik ilişki zaten yürümeyecek ama biz sevgi dolu, birbirine anlayışlı, alan tutan, dinlemesini bilen, iletişimde olan çiftler için bu sınırlarımızı ve arzularımızı pozitif bir şekilde birbirimize paylaşmak ve onları kabul etmemiz gerekiyor. Yani sen tamam başta yaparım sonra yapmam dediğinde gene sınırlar aşılıyor ve gene yaralama başlıyor. Doğru. Çünkü beraberlik muhteşem bir şey ve bu beraberliği sen ne kadar zehirlersen o kadar bozulmaya mahkumdur. Yani çalışmadan bir şey olmuyor. İlişkide bu sınırları
beraber tespit ettikten sonra bu tantrada çok hoşuma giden bir şey var. Güven kelimesi diye bir şey var. Bir kelime konuyor. Diyelim ki dışarıdasın, başkalarının arasında senin sınırını aşan bir şeyden bahsediyor. Sen dönüp diyorsun ki Ali, elma. Tamam, hiç alakasız aynen. bir şey. Bu ikinizin arasında tespit ettiğiniz diyelim elma. Onu dediğinde onu fark etmesi çok önemli. Bu ikili konuşma sırasında da hani evet. dur demektense bir kelime kullanmak cinsellik sırasında senin sınırını aşıyor ve sen durdurmak istiyorsun. Yani elma diyebilirsin. Yani tabii çok tatlı, çok güldürüyor ve aslında karşıdakinin de kendin ve karşındakinde de bir dur bir dakika burada evet ben aşıyorumu hatırlatıyor. İki taraf için de önemli bir şey. Sonra bu ikilinin oluşturduğu yani sen bir enerji bedensin, ben bir enerji bedenim ve biz beraber bir araya geldiğimizde bir şey oluşturuyoruz. Birlikte oluşturduğumuz evet. bir şey. Bu birlikteliğin kutsallığını fark ettiğinde bunu kalkıp başkalarıyla paylaşmak kadar toksik bir şey olamaz. Yani hatun arkadaşlarına gidiyor, adam arkadaşlık kankalarına gidiyor ve diyor ki işte biliyor musunuz dün akşam var ya biz neler yaptık neler amına kalktık bilmem ne yaptık ya da kadın gidiyor diyor ki ay kızlar da sevişiyoruz bir sevişiyoruz şöyle de iyi yapıyor böyle de bana yatağı da bilmem ne getiriyor falan. Bu senin evet. özelin. Aynen. Biz bunu çok kaçırmakta olan bir ülkeyiz. Evet, herkes de her şeyi paylaşma. Annelerle paylaşma. Ay anne yani, zaten hayır no way yani. Ama yapan var. Yani. Devamlı koşup yani orada bir bağımlılık var. Anne kız bağımlılığı, anne oğul bağımlılıkları da var. Hani tek taraf değil. Bunlar bizim özelimiz. Ve bizim özelimiz bizde kalmak üzere özel. Yani bunu hakikaten fark etmemiz lazım. Arkadaşlar ve aileyle paylaşmamak adına. Ve diyelim ki biz bir şey yaşadık. 3 ay geçti üstünden. Sen zaten böyle böylesin deyip yüzüne vurmak. O geçmiş ve gelecekte yaşamaktan bahsediyoruz. Yani anda olan anda kalır. Evet. Bir şeyler yaşanmıştır. Bunu kalkıp da sen zaten bilmem ne de şunu yapmıştın. Abi onun bu bağlamda hiçbir yeri yok. O anda beğenmediğin bir şey olduğunda sen kendini ifade etmelisin. Açık iletişim bu. Ama kalkıp arkasından yüzüne vurmak. Ha ayrıldıktan sonra da kalkıp biliyor musunuz ben neler yaşadım takır 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 herkese aynen. bunu anlatma. Bu aşırı şiddet karşısındakine ve yaşananlara inanılmaz bir saygısızlık. Bu çok değerli bence. Senin bir şey söyleyecektin. Ay bir an gitti kafamda. Tamam. Bu arada mesela bu ülkede, bu geleneklerde hem aile tarafından hem arkadaşlar tarafından ilişki baskı altına alınabiliyor. Ya evet. bu kızla beraber olunur mu? Saçmalama ya sen manyak olur falan gibi. Bu bir baskıdır. Şimdi tek örnek veririm ama sonsuz örnek var. Bu bir baskıdır. Ve aile de bizim ailemize yakışmıyor. Kime göre sen nasıl aynen. daha bilmediğin, içini tanımadığın birisi hakkında böyle bir şey söyleyebilirsin? Artı deneyim alanındayız. Biz bir deneyim oyunu içerisindeyiz evet. yaşamda. Bu deneyimden de geçmek zorundasın ve doğru olabilir ya da olmayabilir. Önemli değil. Evet, ben evet. oradan geçerken bu benim deneyimim. Ve buna dikkat etmemiz lazım. İlişkiyi aşırı zedeler. Evet. Zaten annesi beni istemiyor. Aynen. Zaten ben beğenilmiyorum o tarafından gibi. Mesela ben böyle bir evliliğimin başlamadan önce pek istenmemiştim. Yani saçma sapan bir şeyler konuşulmuş ve etkilenilmişti. Zaman içerisinde benim kayınvalidem benim ruhsal annem pozisyonuna geldi. Yani inanılmaz müthiş bir iletişim kurdu. Ve o unutuldu gitti. Ben kalkıp da sen beni zaten istemiyordun değil mi? Ben de. O zaman da tanımıyordu evet, beni. Ve bunlar hep toksik şeyler ve aslında ilişkiyi aşırı yıpratan. Aslında işte kin duygusu. Yani onu böyle uzatmamak, taşımamak. Yani o kindarlığa bu konuyu böyle çevirmemek.
İkisi zaten çok ciddi bir psikolojik bir durum. Evet. Aslında karşındakiyle kendini özdeşleştirip bende yok onda var vesaire. Ya yani arkası çok büyük. Oraya hiç girmeyeceğim. O bambaşka ayrı bir konu. İlişkinin içinde başka bir önemli bir şey de partnerleri manipüle etmeye çalışmak. Evet. Bu mesela arkadaş grubuyla olabilir. Diyelim ki erkeğin arkadaş grubunu beğenmeden kendi arkadaş grubuna manipüle ederekten o partneri oraya sokmaya çalışmak gibi mesela evet, bir örnek evet, bu. Evet. Manipüle her konuda yapabiliriz. Hı-hı. Ve her şekilde. Birçok kadın şöyle düşünüyor mesela işte bir, diyelim ki bir şeyini beğenmiyor, işte hoşuna gitmiyor. Ufak ufak işleye işleye manipülasyonlarla falan filan orayı değiştirme şeyine giriyor. Hı-hı. Ha biraz dozunu artırırsa adam fark ediyor zaten ortalık birbirine giriyor falan evet. Yani. Ya manipülasyon varsa zaten karşıdakiye sevgi yoktur. Yok tabii. Sevgi olmayan bir ilişkide yürümez. Hakikaten böyle bağlanmamız gerekiyor ve zaten bilim dünyası da bunu bu oksitosin hormonuyla ilgili çok güzel araştırmalarda fark etmişler ki kadın bir 3-5 defa tensel bir birliktelikte, cinsellikte direkt beyne oksitosin üretiyor. Erkeği testosteron genelde. Hmm. Ta ki bu kalpten, yani biz çakra sistemi diyoruz. Burada bir merkezlerimiz var. Aslında o merkezlerin hepsi bilim dünyası yeni keşfetti. Bizim lenf sistemimizle ve o bezlerimizle bağlantılı. Onları biz aktive ediyoruz ve öyle bağlanıyoruz. Ve erkek bağlandığında o da başlıyor oksitosin üretmeye. Ve eğer sen bağlandıysan o zaman sen manipülasyona girmezsin. Onu nasıl tanıdıysan, nasıl geliştiyse öyle kabul edersin. Eğer çok kabul etmiyorsan da ya bunu ben hiç beğenmedim biliyor musun böyle duruşunu. Bununla ne yapabiliriz beraber? Ya da bunu anlatırsın ve belki kişi dönüşmekte karar kılar ve ona göre çalışır. Evet. Ama sen onu değiştirmeye hakkın yok. Hmm. Ve zaten ilişkiyi de bozuyorsun öyle. Bu saygısızlık oluyor tabii ki. Evet. Tabii ki yani. Bir önemli konu da var. Şimdi biz klan gibi olmayı çok seven bir ülkeyiz. Yani biz daha bu Akdeniz kültürü, biz hep beraber kankalar bir arada olmak. Arada ayrı ayrı da olabilirsin. Bazıları böyle fikse oluyor. Bir evet, olmadan olmuyor. Ama kadın da kendi alanında, mesleki arkadaşlarında olabilir, liseden arkadaşlarıyla olur, hani hayatında en önemli insanlarla bir arada yalnız da olabilmeli, karşı tarafta yalnız olabilmeli, diyelim sporunu yapıyor, ayrı ayrı gidebilir, biri belki basket manyağı ya da voleybol manyağı, mesela sultanları gidip görmek istiyor, karşı taraf gitmek istiyor, bırak. O bir deneyimden gelecek ve o ilişkiyi aslında çok güzel bir şekilde canlandıracak. Yeni, hani bu bir çiçek buketi ise yeni çiçekler eklemek gibi evet. Bir şey oluyor. Orada konuşacağın alan oluşuyor ve birbirini de boğmuyorsun. Biz birbirimizi boğuyoruz. Evlilikte hele daha da boğuyoruz. Çünkü biz evliyiz her yere beraber olabiliriz. Her şey birlikte yapmalıyız. Öyle bir şey yok. Bir algı var. Birbirine saygı ve o güven olduğu sürece... Ve kendine önce güvenin olacak. Ben seninle beraberim. Başkasının gözüm görmez o sevgi, aşk olduğu sürece. Bunu anlattığında ikili ilişkinin tadına doyum olmuyor arkadaşlar. Evet, bu anlamda bu söylediklerimi ve biraz bir söylediklerimizi biraz bir düşünmekte ve bunun üstüne yatmakta fayda var. Tabii ala diyorlar. Ne diyorlar ona? Bir bakın. İlişkinizdeki değerlere ve karşılıklı sen ne düşünüyorsan karşındakinde de başka türlü bir düşünce olabilir. Ve ben ona saygı gösterdiğim sürece ancak akacak. Aynen. Olay budur. bu konuda düşünceleriniz varsa, paylaşmak istedikleriniz varsa, sorularınız varsa lütfen suzan@suzantuna.com'dan bize mail atın. Sizinle bu konuyu başka bir podcast ve YouTube'da paylaşalım. Neler düşünüyorsunuz? Bunlara böyle bir daha interaktif, daha açık bir iletişimde olmayı niyet ediyorum. Keyif aldığınızı umuyorum. Biz keyif aldık mı evet, aldık. Bir dahaki podcast ve YouTube'a buluşmak üzere. Hoşça kalın.